Dış yatırımcı Türkiye ile bir irtibat alakası yok. Bir cumhurbaşkanı bir yatırımcının ayağına gitmez. Ülke ekonomisi günden güne iyiye gidecek inşallah. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önde gelen tüm ekonomiler Türkiye'yi yatırım için radarına aldı. Bu ülke ekonomisine duyulan güvenin en açık göstergesidir dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülke ekonomimiz nasıl? Ülke ekonomimiz son yıllarda savaşın etkisiyle çok büyük zarar aldı. Ama durum düzelecek gibi de görünmüyor. Çünkü dün yine zam gelmişti benzine, bugün de yine zam geliyor. Hatta bugün aldığımız birçok üründe yine zamlı şey oldu. Umarım başarılı olur. Faiz artırımı yaptığında bir nebze düşüyor çarşıda, öyle bir dedikodu var. Herkes işte dolar altını şimdi bozduralım da iki gün sonra açıklanacak ekonomi durumuna göre alalım diyorlar. Umarım iyi olur. Hiç zannetmiyorum. Çok kötü gidiyor. İpin ucu koptu. Mehmet Şimşek daha önce çok başarılı işler çıkardı. Umarım yine yapar. Yaşlılar, emekliler, annem babam dahil olmak üzere hepsi çok memnun, düzeleceğini ümit ediyor. Ben kesinlikle ümit etmiyorum. Birçok arkadaşım da yurt dışına gidiyor. Dış yatırımcı Türkiye ile bir irtibat alakası yok. Borsada da 7 bin kişi geldi diyor. Ama borsa 2 günde yine çöplük oldu, düştü. İnsanlar çok zarar ediyor. Her girişte zarar ediyor. Türklerin bu konuda şanslı değil, başarısız. Maliye Bakanı önce söylediğine kendisi inanıyor mu acaba? Önce kendisi inanması lazım söylediği lafa. Ekonomiyi zaten biliyorsun. Şöyle git parka, herkes kana alıyor. Herkesin elinde birer simit var. Ekonomi ona göre düşün. Başka yoruma gerek yok yani. Kim gelecek? Hangi ülkeden bir yatırımcı gelecek? Cumhurbaşkanı ayağına gidiyor. Bir cumhurbaşkanı bir yatırımcının ayağına gitmez. Onu ayağına çağırır. Anlatabiliyor muyum? Boş ver, gerek yok başka yani. Tamam, söyleyecek çok şey var da boş ver. Ülke ekonomimiz çok bozuktur. Ben emekliyim. Emekli maaşım yetmiyor. Karttan karda nereye cacılak bu? Allah sonumuzu hayır getirir. Kendimizi doyursak ne mutlu. Cumhurbaşkanı bile aynı verdiği sözleri inkar ediyor. Bak ben demedim onu diyor. Buyur. Daha bunlara güvenilir mi? Bunların koltukları sıcak. Bırakmazlar. Bitti. Ekonomi falan yok. Hikaye hepsi. Hikayenle masal anlatıyorlar. Bak şu gördüğün elimde var ya. 1 milyon bak. Bu kadar kızım. Hikayenle masal anlatıyor. Ülke ekonomisi günden güne iyiye gidecek inşallah. Çünkü yapılan şeyler artı faiz artırımları ülke ekonomisinin daha iyi gideceğini öngörüyorum yani. O şekilde düzeleceği kanısındayım.